Sadece hayatımda değil. Aklımda, kalbimde de senden önce kimse olmadı. Bir ilişki yaşamanın ne demek olduğunu bilmeden çarptım sana. Belki bir sürü şey deneyimsizlikten oldu. Yalanlar bir yana, diğer hatalar hepsi yaşamayı bilmemektendi. Ben biliyordum. Kadınları. Onlarla yaşamayı. Tabii sen ezberimi bozana kadar. Bak beni deneyim bile kurtaramadı. Sen benden önce aşık oldun mu hiç? Aşk hayatıma seninle girdi Feriha. Bunu çok iyi biliyorsun. Yani... Tek gecelik ilişkiler dışında öyle... Uzun bir ilişkin olmadı mı yani? Komik olma Emir. Daha bugün halledi masken düğüne takacak değilim. Madem şu durumda konuşuyoruz, bizim dışımızda bir şey konuşalım. Peki. Biri vardı. Tek geceden fazlasıydı ama aşk değildi. Belki bir çeşit ilişki. Yani düzenli beraber olduğum biriydi. Evet. Adı neydi? Ece. Sakın bana geceyi bitiriyoruz deme. Benden bu kadar. Sen devam edersin istiyorsan. Benim kurtların arasında mı bırakacaksın? İdare edeceğinden eminim. Ama bu gece sana bir sürprizim var demiştim. Ne sürpriz? Bu sürprizi hiç hak etmiyorsun ama. Ne yaptın sen ya? Eşimdeki kurtları dedim. En kolay yolunu buldum. İlişkimiz duygusal değil, sadece eğlenceliydi Feriha. Eğlenceli. Ensesine adını yazmış ha. İddialı. Çok iddialı. Evet, iddialı bir kadındı. Adını dövme yaptırdığına göre yaşadıklarınıza çok inanmış. Sanmıyorum. Aslında dövme yaptırmayı bile o kadar ciddiye aldığını sanmıyorum. Hayatı pek ciddiye almazdı. Öylesine gelişine yaşardı. Kalbini kırmış galiba. Hayır. Senden başka hiçbir kadın. Ece bile bunu başaramadı. Ece bile. Ne kadar sürdü? Bir yıl kadar. Sonra ben gece hayatından sıkıldım. O da eskisi kadar eğlenmemeye başladı. Aldattı mı seni? Kazık attı diyelim. Evet. Acı çektin mi? Kazık yediğim için sinirlendim. Ama ben hayatım boyunca senden başka hiçbir kadın için çekmedim Feriha. Acı çekmesen de bir şekilde aldatılmışsın işte. Bu yüzden mi insanlara güvenmiyorsun? Ben insanlara güvenmiyor muyum? Belki sana söylediğim yalanlar yüzünden bunu söyleyebilecek son kişiyim ama... Evet, sen insanlara güvenmiyorsun. En yakınlarına bile. Hadi beni boş ver. Koray'la o dergiye çıktığımızda ona güvenmemiştim. Babana bile güvenme. Bilirsin değil mi bu sözü? Ben babama güvenmemeyi çok küçük yaşta öğrendim. Çocuksan, babana bile güvenemiyorsan kime güvenebileceğini bilmiyorsun. Ama annene de güvenmiyorsan... İşte o zaman büyüdüğünde de kimseye güvenemiyorsun. Bunu boşandıkları için mi söylüyorsun? Bunu bana ikisine de güvenemeyeceğimi öğrettikleri için söylüyorum. Konuşmak mı istemiyorsun, hatırlamak mı istemiyorsun? Zaman insanı çok şey unutturuyor ama çocukluğunu unutturamıyor. Annenle baban çocukluğuna imzasını atıyorlar. Ve o gün yaşadıklarını istesen de istemesen de bugüne taşıyorsun. Bak, ben de taşımışım işte. Hem de kaç kere.
sana. Kore'ye bile taşımışım. Daha çok babanla yaşadığına göre sende bir de bakıcı imzası vardır şimdi. Evet, bakıcı vardı. Biliyor musun, haklısın. Aslında evdeki bakıcının bile bir imzası var. Babamın kalemiyle attığı bir imza. Baba, acıyor. Git bakıcı ablana söyle. Hadi koçum. Zeynep abla. Cebinizden para alırken yakaladım. Ne? Oğlum sen benim cebimden para mı aşırıyorsun ha? Veliahtım kendi cebinden kendi parasını çalıyor. Annenin evinde böyle mi alıştın? O cici baban sana harçlık vermiyor muydu? Ben yapmadım baba. O yaptı. Zeynep abla aldı paraları. Bak. Hem yalancı hem hırsız. Çabuk özür dile Zeynep ablandan. Ben hırsız da değilim, yalancı da değilim. Özür de dilemeyeceğim. Ben haklıyım. Haklıymış. Çabuk çık odana. Zeynep ablandan özür dileyene kadar çıkmayacaksın odandan. Annen onun için mi attı başımıza? Çayınızı alayım. Babam kötü bir insan değil, kötü bir baba demiştim bana. Üzgünüm ama kötü bir babadan fazlasıymış, sevgisiz bir adam. En çok kadınları seven bir adam diyelim. Babam ve kadınlar. Her zaman çocukluğumun bir parçası oldu. Benim çocukluğumun parçası da annem ve kadınlardı. Demiştim ya, çocukluğum en çok annemin temizliğe gittiği evlerde geçerdi. Tabii en çok Cansu'nun evinde. Dokunmak yok Feriha. Babam bu evi ben gerçek bir prenses olduğum için aldı. Ve bu eve sadece gerçek prensesler dokunabilir. Ne olur bir kere dokunsam? Dokunamazsın çünkü sen gerçek bir prenses değilsin. Sen de gerçek bir prenses değilsin. Baban seni kandırmış. Bir kere prensesler sadece masallarda olur. Gidip anneme soracağım. Bak görürsün, o da söyleyecek. Gerçek bir prenses olduğumu. Feriha'ya bir şey söyle anne. Baban seni kandırıyor diyor bana. Hadi ama kavga etmeden paylaşarak oynayın lütfen Cansu. İşte. Kazayır oldu. Vallahi billahi kazayır oldu. Hayır, mahsus yaptım biliyorum. Sen prenses değilsin diye. Cansucuğum, tamir ederiz. Olmadı yenisini alırız. Hadi üzme arkadaşını. O da oynamak istemiş işte. Feriha'cığım,
Hadi sen de evine hayatım. Temizlik de bitti nasıl olsa. Annen seni evde bekliyor. Hadi canım. Babam demişti. Kapıcının çocuğuyla oynama demişti. Belki de haklıydı. Farkında bile olmadan kıskanıyordum onu. Feriha çocuktun sadece. Sadece çocuk değildim işte. Kapıcının çocuğuydum. Sanki kapıcı çocuğu olunca başka türlü bir şey oluyormuşsun gibi. Bazen içimde öyle bir öfke buluyorum ki. Geçmişimi, bugünümü, yaşadığım, yaşamadığım her şeyi, anıları, hayalleri, herkese, hepinizi boğabilecek bir öfke buluyorum. Sonra bir şey oluyor. Herkesi tek tek affedebiliyorum. Cansu'yu bile. Bir tek seni. Sanki bir tek seni affedemiyorum. Seni affedemiyorum çünkü hiçbiri senin kadar canımı yakmadı. Evet, babamdan dayak yedim. En ağır cezaları kesti bana. Mehmet sanki bana kardeşim olduğunu unutturmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Cansu bizi öldürmeye çalıştı. Ama hiçbiri senin kırdığın kadar kırmadı kalbimi. Seni belki de daha önce hiç anlamadığım kadar anlayabiliyorum. Aynı kırıklığı ben de yaşadım. Yalanlarınla başa çıkmaya çalışırken defalarca seni bir daha affedemeyeceğimi düşündüm. Sonra öyle bir hale geldim ki her gün seni affederek uyandım. Sonra da her gece senden nefret ettiğime inanarak uyudum. Sana o kadar kızgınım ki. Bu içimdeki öfke başka hiçbir şeye benzemiyor. Feriha, ben de kendime kızgınım. İnan bana, daha önce kimseye, sana bile o geceden beri kızdığım kadar kızmamıştım. Başarıyorduk. Nasıl göremedim bunu? Korku, panik, adı her neyse. Neyi başardığımızı nasıl göremedin? Biz olmuştuk işte. Başından beri olamadığımız kadar. Biliyorum. Biliyorsan söyle. Neden mahvettin? Neden böyle olsun istedin? İstemedim. Tek bir an... Tek bir an. Diğer bütün anlarımızı yok etti işte. Hiç yaşamamışız gibi. O manyağın evindeki günlerimizi, dağ evini, adayı, verdiğimiz bütün sınavları tek bir anda sildin işte. Kaçamayacaksın. Emir, ne olur bırak gideyim lütfen. Bana nasıl dokunduğunu hatırlıyor musun? İşte bu yüzden seni bırakmam. Birbirimize bana sarıldığında verdiğin güç kadar ihtiyacımız var. Ben hayatımın en kötü ve en güzel günlerini seninle geçirdim. İlk aklına geleni söylesene. Helikopter. İlk aklıma gelen. Yavaş. Bak, kendim açacağım artık ama ya. Şşt. Hile yapmak yok. Of. Kaldır ayağını. Emir, bu ne? Dikkat et.
kimsesiz bir serçe kuşuyum. Yapayalnız sana sığındım. Beni bırakma. Bu ses ne? Bak, bekle birazdan göreceksin. Geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim. Beni sakla avuçlarında. Sakın bırakma. Bak tek başıma. Geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim. Çok güzel değil mi? Beni sakla avuçlarında. Sakın bırakma. Sevdalı bakışınla yüreğimde dağlar devrilir. Ben mi uyandırdım? Yok, hissetmedim bile. Nasıl oldu? Küçük kırmızı ayakkabılar yüzünden. Anlatsana. Sen gerçekten susmadan konuşmamızı istiyorsun. Şimdiye kadar konuşmadığımız zamana say. Ağlıyor ağlıyor iniyordum merdivenlerden. Seni görmüştüm. Koşuşunu ömrüm boyunca unutamam. Ayakkabılara ayağını sıkmış. Anneciğim kurtar. Anne çok sıkıyor ayakkabıları. Anne çıkar ayakkabıları. Anne çıkar. Sonra yere kapaklandım. Sonra da onunla dört dikiş attım. O kırmızı ayakkabılardan daha çok istediğim hiçbir şey olmamıştı o zaman. Seni de o kadar çok istedim. İlk zamanlarımızda senden kaçarken bile. Ben de o ayakkabılar gibi yaraladım değil mi seni? Bir daha neyi yaparsam? Seni öpersem mi? Sesimi çıkarmamam için öptün. Evet. İyi bir mazeretti. Emir yeter artık. Delirdik ve bitti, tamam mı? Sen o kapıyı açacaksın. Ben sakin sakin çıkacağım buradan. Feriha kapıyı açmayacağım. Emir bütün gece konuştuk. Konuştuk ve? Ve ne? Bir gece oturup konuşup her şeyi çözecek miyiz? Haklısın. Henüz her şeyi çözmedik. Hatta belki de hiçbir şey çözmedik. Bak işte. Kapıyı açmamak için bir neden daha. Kahvaltı? Kahvaltı. Sadece yumurta ve peynir var. İstersen omlet yaparız. Ne yapıyorsun sen ya? Hepsini içtim. Eğer kapıyı açmazsan burada kıvrana kıvrana öleceğim. Feriha yürü. Bırak. Feriha yürü, kusacaksın. Bırak. Emir bırak. Kusacaksın Feriha. Bırak, kusmayacağım. Bırak. Thank you.
Şuna su koyar mısın? Kahvaltımı hazırlayacağım bir de seninle. Midem boş. Bir şeyler yemen lazım. Yemeyeceğim bir şey. Peki. Emir, sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Sanki hiçbir şey olmamış gibi, dünden beri birbirimize hiçbir şey yapmamışız gibi... Şimdi böyle oturup kahvaltı mı edeceğiz? Kahvaltı yapmak zorunda değilsin. Sen sıkılana kadar burada kalmak zorundayım ama. Emir, nereye kadar? Nereye kadar devam edecek bu manyaklık? Bak, kolu mikrop kapacak. Hadi yeter, bak çıkalım buradan. Senin doktora gitmen lazım. Git doktora. Ben yurda gideyim. Dinlenelim biraz. Duymuyor musun beni? Şimdi sesimi mi duymuyorsun? Bunu da mı duymuyorsun? Bak, Emir bizi merak edecekler. Belki de başına bir şey geldi zannedip çilingirle girecekler eve. Emir, duyuyor musun sen beni? Bana bir şey olmadığını görüp geri gidecekler. Emir, bu yaptığın çocuk oyuncağı gibi bir şey ama. Hiçbir işe yaramayacak. Emir, duyuyor musun beni? Gerçekten mi? Sabaha kadar konuştuklarımızın hiçbir anlamı yok mu? Hiçbir işe yaramadı mı? Emir, işe yaramayacak. Gerçekten işe yaramayacak. Peki, göreceğiz. Ya sen şimdi beni buraya kapattın böyle. Çocuk oyuncağı gibi oynuyorsun. Oyun falan yok Feriha. Buradayız, buradasın. Bir işe yarayana kadar da çıkmayacağız. Oyun istiyorsun. Biraz da böyle tek başına oyna o zaman. Feriha, şu kapıyı. Açmıyorum. Bakalım hangimiz daha çok saçmalayacağız. Bak işte, oyuna çeviren sensin. Böyle olmasını sen istedin. Feriha, seninle inatlaşmayacağım. Kapıyı açmamı istiyorsan sen de dış kapıyı açacaksın. Hangisinden daha çok korkuyorsun? Konuşmaktan mı, dinlemekten mi? Söylesene, hangisinden kaçıp saklanıyorsun? Belki sana inanmamaktan korkuyorumdur. Kendime saygı duyamamaktan korkuyorumdur mesela. Korkma o zaman. Ben sana hissetmediğim hiçbir şey söylemiyorum. Senin ne hissettiğin benim umurumda değil. Çünkü sen de benim ne hissettiğimi umursamıyorsun. Bir kez bile umursamadın. Ben bundan daha büyük bir yalan duymadım. Sen başkalarının bana yaptıklarını umursadın Emir. Senin bana yaptıklarını hiç umursamadın. Başkalarının yaralarını sarmak daha kolay değil mi? Yapma. Ben seni ne kadar yaralıysam ben de o kadar yaralandım. Eğer bir kez bile bana ne yaptığının farkında olsaydın... şu an burada bu halde olmazdık. Beni defalarca kırdığın bu evi hapsetmezdin. Seni defalarca kırdığım ev mi? Hadi tamam, gidebildiğin kadar eskiye git. Bu ev ne oldu şimdi? Seni yıkmak için geldiğim ev mi oldu? Sana hadi tek bir gece dediğim ev mi oldu? Annene temizlettiğim ev mi oldu? Emir, sus! Sus! Susmayacağım. Sen de susmayacaksın. Hangi ev bu ev? Seni aldattığım ev mi, seni aldattığım ev mi? Çık şuradan ve söyle bana. Sen bunları ben buradan sinirleneyim de çıkayım diye söylüyorsun. İşte bu kadar değerliyim ben senin için. Benim duygularım bu kadar değerli. Şu an o kapıdan çıkıp bana ağzımın payını vermek için çıldırmana rağmen... sırf inadından dolayı kapıyı açmıyorsun. Ne hissettiğini anlatmak, iletişim kurmak falan değil. Beni pes ettirmek. Boş boş konuşuyorsun ya. Feriha, çekil kapının arkasından. Kapının arkasında değilim. Gerizekalı. Feriha, çekil dedim. Çık dışarı. Pes. Pes.